Arkadaşlar hepinize merhaba. Tilkiyi çok piksel piksel görüyorsunuz, farkındayım. Ama tilki bize ne kadar yakın? Tam olarak bu kadar yakın. Ve Nicky hala daha yok. Bugün 3. gün bitti. Nicky'nin şimdiye kadar aslında var ya Eser. Şunu bir kovalatsaydım çok makbule geçecekti. Ama yerler sürülü. Şu an ben bir köpeği salıp peşinden dahi koşamam. Yani düşerim. Köpek de düşer. Hatta bir yerlerimiz kırılabilir bile. Ki gitsen bile... Ya köpek yakalayamaz. Zaten amacım yakalatmak değil. Ayrı bir şey. Korkutmam lazım. Hani burada salık bir... Ya aslında ben hatayı nerede yapıyorum biliyor musun Eser? Benim dışarı aktif bir köpek salık bırakmam lazım. Johnny değil. Yani o köpek Johnny değil. Tamam, Johnny'nin gerçekten alan koruması güzel. O hayvana şimdi bir lafım yok. Hayvanın hakkını yemem. Ama Johnny aktif değil. Yani Tora sürekli şey koşacak. Ha? Aynı şeyi düşünüyordum biliyor musun? Toraman'ı şu an salık bırakmayı düşünüyordum. Hatta şu an ben Toraman'ı salık bıraksam ne olur? Johnny ile çok boğuşur mu? Ya da boğuşursa da çok yara alır mı? Verir mi? Çünkü aslında Johnny gibi bir köpeğe de ihtiyacım var. Johnny buradan çok uzaklaşmaz etmez. Aynı zamanda Toraman gibi bir köpeğe de ihtiyacım var. Aslında benim Hector gibi bir köpeğe de ihtiyacım var dışarıda. Hector da çok aktif bir hayvan ve yabaniyi bilen bir hayvan. Toraman tavuklara saldırıyor mu? Bak bu çok güzel bir soru, bilmiyorum. Ben bir kere Toraman'ın tavuk getirdiğini hatırlıyorum ama bundan 2 yıl önceydi. 2 yıldır bu hayvan neredeyse burada, tabii parça parça git gel yapıyor. Hiç tavuk mavuk bir şey getirmedi buraya. İşte Adil abinin tavuklara giderse bu sefer tekrar... Abi bak şimdi. Kimse kusura bakmasın. Ben hayvan sever bir insanım ama Adil'in tavuğu gidecek diye benim köpeğim gitmesin yani. Dur dur, salmadım daha. Dur, daha salmadım. Dur. Şimdi bunu da niye söyledim? Şimdi Toraman'ı biraz sürelim. O tarafa doğru, hiç değilse. Yani bir kokusu mokusu bulaşsın oraya. O bile bizim için önemli. Hadi gel. Tora gel. Gel. Şimdi hiç değilse Toraman'ın biraz kokusu bulaşsın. Gelen yabani hayvan, tilkidir, çakaldır, bu kokuları alsın. Ha şimdi niye böyle söylüyorum? Ya arkadaşlar, bu Adil dediğimiz kişinin bahçesinde 3 tane köpek var. 3 tane. Benim Toraman oraya gidip de aralarından bir tane tavuğu çıkartıp boğup yiyebiliyorsa, o köpeklerin orada durmasına bir gerek yok. Ben daha önce, benim Minik diye bir dişi köpeğim vardı. Bunun tavuğunu boğmuş. Ben dedim ki abi, dedim bak, ben sana tavuğun ilk boğuşu, 2 kere boğmuştu. İlk boğuşunu anlatıyorum. Ben sana dedim hem tavuğun parasını ödeyeyim. Hayvan kaç para ediyorsa veya ne bileyim, bu hayvan bir sene boyunca yumurtlayacaksa her gün için bir yumurta parası vereyim sana, zararını daha çok karşılamak için. Helalleşelim. Ama dedim, benim senden bir ricam var. Sen dedim bu hayvanları buradan gönder. Sana ben köpek vereyim. Benim köpeklerimden bak. Yarın bir gün tavuğun, koyunun bir şekilde kaybolur, boğulursa üzülme dedim, teklif ettim. Kabul etmedi. Yok dedi, ya bu köpekler bana yetiyor. Senin köpeklerin çok büyük. Burada benim başıma bela olur dedi. O da bir yandan haklı. Yol kenarında oturuyor çünkü. Biraz fazla insan geçiyor oradan. Yani bunu yapamadık. Aha, tilkiyi gördü. Evet. Ama tilki de onu gördü. Şu an akşam saatlerindeyiz. Saat 7. Telefonumuzun çekim kalitesi artık ölü. Gerçekten ölü yani. Bir daha gitsin bakalım. Arkadaşlar, olmuyor. Telefon şu an o kadar zorlanıyor ki. Telefon diyor ki ben yanıyorum.
Biraz daha deneyeceğim şansımı. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Sabah saatlerinde olsaydık çok daha net bir şekilde görüntüleyebilecektim. Aha bak, bu sefer de başka bir tilki gördü. Gördü tilkiyi, ben de gördüm. Yine olmadı. O da kaçtı. Görüyorum bak, bakın. Şöyle gösterebilirim sanırım ben size. Toraman gözüküyor şu an kuyruğu. Tilki şu arkadaki büyük çalıların içine giriyor. Şimdi benim burada büyük köpeklerimi deredeki kim? Dereden bir şey çıktı. Ha, bu Vio. Evet, bu Vio. Şimdi benim büyük köpeklerimi salık bırakma sebebim etrafımdaki bütün tilkileri, çakalları boğsunlar, burada tilki bırakmasınlar falan değil. Benim şu an salık bıraktığım Toroman gibi 3 tane köpeğim olsun. 3'ü birleşse bir tane tilkiyi yakalayamaz. Çünkü tilki dediğimiz hayvan kedi kadar hızlı, kedi kadar kurnaz, zeki hayvanlar, yakalatmazlar kendilerini. Ama Toroman diyelim buralarda yürüdü. Ayak izleri artık buralara iyice bulaştı. Bu sefer tilkiler burada yürürken buradaki o köpeğin kokusunu alacak belli bir zaman sonra ve gelmemeye başlayacak. Veya benim köpeğim onu bir kere kovalayacak, iki kere kovalayacak. Üçüncüsünde artık diyecek ki bak, burada bir köpek var, buraya gitmeyelim. Şimdi Johnny, çok seviyorum Johnny'yi. Johnny de şu an şurada. Çok seviyorum Johnny'yi. Alan koruması da gayet iyi. Ama Johnny'nin alan koruması daha çok bahçesine gelen hayvanlara karşı ve insanlara karşı. Yani bahçeye bir tilki gelirse Johnny korur. Ama tilki buradan geçse Johnny'nin haberi bile olmaz. Çünkü neden? Johnny dışarı bile çıkmıyor. Bak şu an Toroman nerede? Yani tabii ki Toroman'ı çok net olarak gösteremeyeceğim size. Ama bakın nerede? Ya Johnny'nin oraya gitmesi imkansız ötesi bir şey. Ya Johnny de burada. Aşağı dere kenarında. Ve Toroman daha da gidiyor. Şu an daha da gidiyor. Yanında Ruşa var galiba. Çok net görmedim ama. Onlar karşı tepeye kadar gidebilir. Yani ihtimali var. İşte bana bu tarz aktif köpek lazım. Burada koruma anlamında. Yoksa biz Keleş gibi, Uzi gibi, Boni gibi, Barut gibi, Niki gibi çok daha köpeğimizi kaybedeceğiz. Küçük ırk köpeklerin maalesef sorunu bu. Küçük ırk köpeklerde artık testosteron hormonundan mı, ya da bu köpeklerde cesaret hormonu ne bilmiyorum, adrenalin patlaması mı yaşıyorlar, hiç emin değilim. Kocaman kocaman köpeklere, tilkilere, çakallara bile saldırabiliyorlar. Yeri geliyor, ufacıcık Fino, 1,5 karış boyu olan Fino bizim 90 santim köpeğimizden çok daha iyi iş yapıyor. Flaşı açsak şöyle biraz daha iyi olur sanki. Bahçeye gidene kadar konuşalım. Finolarımızın neden kaybolduğunu anlatıyorum. Bak, mermi burada. Johnny de geldi. Toroman belki de hala gidiyor, görmüyorum. Emin değilim. Şimdi finolar bu kadar özgüvenli ve cesaretli oldukları için çok çabuk ölüyorlar. Ben burada 7 gün 24 saat duramam. Maalesef. Benim bir işim var. Bir eşim var. Bir çocuğum var. Keşke durabilsem. Ama maalesef duramıyorum. Ben buradan çıktıktan sonra buraya gelen tilkiyi eğer Johnny'den önce Nicky görürse Nicky ölür. Belki de böyle bir şey yaşandı ve öldü. Ha, belki de bilmiyorum. Ben bak, Toromanlar gitti. Karşı sürünün köpekleri de boğuşuyor. Bak. Bak, Toroman'ı şu an ben o kadar net görebiliyorum ama siz görebilecek misiniz bilmiyorum ki. Bak. Orada gördüğünüz 3 beyazlığın ikisi Toromanlar Uşa. Diğeri kim bilmiyorum. Hatta 4 köpek oldular. İkisi bizim, ikisi onların. Ruşa, bak Niki de koşarak gidiyor. Şu an Niki'ye karşı da. Hah, git, 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 git. Bak, gitmeyecek. Gitmeyecek. Şu an ben full HD izleyebiliyorum. Ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Size de buradan hakemlik yapabilirim. Çok uzaktılar. Yani siz böyle nokta beyaz görüyorsunuz ama ben gayet net görebiliyorum. Şu an bizim iki köpeğimiz karşı tarafın 2 veya 3 köpeğini geri püskürttü, gittiler. Uzaktan aldılar. Bizim ikisi geziyor şu an oralarda. Bakın, benim anlatmak istediğim şey buydu. Bak, Niki bile gitti. Şuradaydı Niki. Niki bile gitti. O yamuk bacaklarıyla. Bak, Johnny hala buralarda. Bak, 10 adım atıyor duruyor. 20 adım atıyor duruyor. Bak, gidiyor şu an. Birazdan bir daha duracak. Gitmeyecek, geri dönecek. Yani böyle sadece yakın koruma benim işime yaramaz. Maalesef. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben hava tam kararmadan, şu an hava çok karanlık değil. Şu an telefondaki yapay zeka kendini çok zorluyor buraya, karanlık olarak görüyor.
Nick'i birazcık daha bakacağım. Belki bir yere doğurmaya gitmiştir. Ben günleri yanlış saymışımdır. Emin de değilim. Bunları biraz daha bakacağım. Dikkat edeceğim. Ondan sonra çıkarım. Eve geçerim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.